Merhaba, bir yeni soru-cevap yayınında yine birlikteyiz. Son yayınımızda bu hukuksuz düzenin sonu geliyor mu diye sormuştuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararını ve içerideki bazı gelişmeleri konuşmuştuk. Bunlar gidişatın olumluya dönüşünün işaretleri olarak okunması gereken gelişmelerdi. Ama hafta içinde başka gelişmeler oldu. Özellikle İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun çok tartışmalı bir yargı kararına dayanılarak meclis başkanlığı tarafından o hakkındaki kararın okutulması neticesinde milletvekillerinin düşürülmüş olması ve aynı gün partisinde açılan kapatma davası ne oluyoruz dedirttiğini herkese. Şimdi gerçekten bunlar demokrasiyle, hukuk devletiyle izah edilebilmesi mümkün olan gelişmeler değil. Daha önceki örnekleri de var. Bunlar zaten bu karardan sonra hatırlatıldı. Benzer olaylarda milletvekilleri hakkında verilmiş kararların dönem sonuna kadar bekletildiği örnekler bunlar. Ama maalesef meclis, meclis başkanı hali hazırdaki bunları dikkate almadı. Kendisi aynı zamanda bir hukukçu olmasına rağmen, anayasa hukukçusu olmasına rağmen siyasi mülazaları öne çıkararak bu kararı okuttu. Ve sonrasında Gergerlioğlu meclisteki odasında bir demokratik direniş başlattı, sürdürüyor. Şimdi insan hakları savunucusu olmak maalesef özellikle böyle dönemlerde bu tarz bedeller ödemeyi de gerektiriyor ve şu anda Gergerlioğlu zaten daha öncesinde e, memuriyetten ihraç edilerek ilk bedeli ödemişti ama peşinden milletin verdiği oylarla seçildiği milletvekilliğinden de hukuksuz bir şekilde düşürülmek suretiyle ikinci bir bedel daha ödetilmek isteniyor. Ama bu olay... E, çok yoğun bir kamuoyu tepkisine yol açtı. Gergerlioğlu'na yapılanı vicdan sahibi olan, hukuka inanan, adalete inanan hiç kimse tasvip etmedi ve herkes karşı çıkıyor. Yani ve bu karşı çıkma e, süreci yayılarak devam ediyor ve Gergerlioğlu'nun şahsında e, insan hakları savunuculuğuna çok yoğun bir sahiplenme destek süreci ortaya çıktı ve gelişerek, yaygınlaşarak devam ediyor. Peşinden yine aynı gün açılan davaya da bir paragraf açacak olursak, HDP daha önce de farklı isimlerle kurulan partileri defaatle kapatılmış bir çizgiyi temsil ediyor. Ve HDP'nin de aslında kendi içinde problemleri var, çelişkileri var, sorunları var. Zaten kuruluşundan itibaren taşıdığı çelişkiler bunlar. Hatta Ayhan Bilge'nin hala tutuklu olarak içeride bulunan, HDP'den Kars milletvekili seçilen, Kars belediye başkanı seçilen e, Ayhan Bilge'nin de dikkat çektiği sorunlar var, iç sorunlar var. Ve HDP'nin içerisinde de bir takım derin adreslerin elleri var. Provokasyon yapmak üzere hazırda bekleyen. Şimdi böyle karmaşık bir yapı ama işin diğer tarafında da HDP'nin mevcut sistem tarafından seçime girmesine engel bulunmayan yasal bir parti olduğu bütün incelemelerden sonra bütün süzgeçlerden geçtikten sonra bu neticeye varıldı. Seçime girebilen ve seçime girdikten sonra 6,5 milyona yakın kişinin oyunu alarak mecliste temsil edilme hakkını kazanan bir parti olduğu vakası da var. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Şimdi HDP'nin sorunlarını kendi iç sorunlarını çözmesi için de demokrasi lazım. Diğer genel anlamdaki sorunları çözmek için de demokrasi lazım. Antidemokratik müdahalelerle ve hukuk dışı bir takım muamelelerle doğru sonuçlara ulaşabilmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye bu aynı gün yapılanlarla, 17 Mart günü yapılanlarla, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle, ve HDP hakkında açılan kapatma davasıyla maalesef çeyrek asır öncesine geri döndü. 1994'te de benzer şeyler yaşanmıştı. Milletvekilleri karga tulumba dokunulmazlıkları kaldırdıktan sonra gözaltına alınıp tutuklanmış ve yıllarca hapis yatmıştı. Ve bu Türkiye'nin başına arttı sürekli. Hem içeride hem dışarıda sıkıntı kaynağı oldu. Şimdi dönüp dolaşıp tekrar aynı noktaya gelmek Türkiye'nin kaderi olmamalı. Şimdi bu olaylar yaşanırken bunların meydana getirdiği, tetiklediği tepkiler gerek içeride gerek dışarıda. geçen hafta ifade etmeye çalıştığımız mananın hızlanmasına aslında bir cihetiyle vesile oldu. Evet bunlar çok rahatsız edici gelişmeler. Demokrasiye hiçbir şekilde uymayan, hukuk devletinin gereklerine hiçbir şekilde uymayan işlemler keyfi yani işlemler şimdi bunların yapılıyor olması hala Türkiye'de yönetenlerin saduyu tamamen kaybettiklerini gösteriyor. Bunun bir göstergesidir. Ve her yapılan bir önceki yanlıştan daha ağır, vahim bir yanlışı ifade ediyor. Ve böylece Türkiye bu yanlışlarla gittikçe daha da kötü noktaya doğru ilerliyor. Ama bu yanlışlar aynı zamanda e, toplumdaki farkındalığı uyanmayı da hızlandırıyor. Yani artısından baktığımız zaman e, gördüğümüz manzara otur. Şimdi Gergerlioğlu gibi imovatif kökenli dindar muhafazakar bir insanın, o klasik HDP'li profiline uymayan bir insanın böyle bir muameleye maruz kalması dindar kitleler nezdinde de hoş karşılanmaz. Bu yaşadığımız süreçte geldiğimiz noktaya kadar ki en büyük sıkıntı AKP'ye destek vermeye devam eden, 28 Şubat travmasının da etkisiyle o zaman yapılan haksızlıkların, zulümlerin meydana getirdiği tepki birikimiyle ki AKP'yi de iktidara getiren odur. Ee, hadiseleri gene o travmanın etkisiyle ve artı iktidar medyasının tek taraflı propagandasıyla ve seçtiği insanları olan o muhabbetiyle, muhabbetin gözü kördür. Bu yapılan yanlışları, hukuksuzlukları, hak ihlallerini görmeyen, haberdar olmayan, duyarsız kalan bir kitlenin mevcudiyeti en büyük sıkıntıydı. Ama e, hadiseler ilerledikçe, hukuksuzluk yeni boyutlar tırmanarak devam ettikçe, özellikle tek adam rejimiyle birlikte, ki o tek adam rejiminin başında da bir imam hatipli var. İmam hatip çıkışlı bir isim var. İmam hatiplilerin imam hatiplere bu muameleyi reva gördüğü bir tablo. Ve bunun farkına varanlar arttıkça inşallah geçen hafta bahsettiğimiz bu hukuksuz düzenin sonunu hızlandıracak süreç daha da olgunlaşıyor. Şimdi bu olup bitenleri görmeye başlayan, fark etmeye başlayan kitle gittikçe büyüyor. Daha evvel AKP iktidarlarında cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, önemli bakanlık görevlerinde bulunmuş, teşkilat yöneticiliği yapmış. Birçok insan şu anda yolunu ayırmış durumda. Ve bizim yıllardır söylediğimiz şeyler onlar da söyler hale geldiler. Ve yine yaşadığımız süreçte uzun yıllar AKP iktidarına çok can siperane, çok kuvvetle destek veren ve onunla adeta iktidar ortaklığı gibi bir görüntü veren bir topluluğun 5 işte yıldır öncesi de var ama özellikle 15-20 Temmuz sürecinden itibaren hızlanan bir hukuksuzluk girdabında maruz kaldığı muameleler, diğer dindarlar tarafından çeşitli sebeplerle, gerekçelerle görmezden gelindi. Duyarsız kalındı, hatta destek verildi. Onlar hak etmişlerdi filan denildi ama meselenin onlarla sınırlı olmadığı gelişmelerle daha iyi anlaşılıyor, görülüyor. Ve hukuktan bir sefer uzaklaşmaya görün. Onun nereye varacağı kimse kestiremez. Ve şu anda dolu dizgin Türkiye hukuksuzluk sürecinde ilerlemeye devam ediyor ve bu durum hayatın her alanında olumsuz sonuçlarını, etkilerini gösteriyor. Şimdi önemli olan bu süreçte kitlelerin bu gidişatın farkına varması. Bu yanlışları Görmeye başlaması ve buna tavır almaya başlaması idi ve görünen o ki hem hukuk adalet yargı alanında hem sosyal alanda hem eğitimde hem ekonomide bu tek adam rejiminin uygulamalarının icraatının meydana getirdiği olumsuz sonuçlar gittikçe büyüyen bir kitleyi rahatsız eder hale geldi ve o şekilde de devam ediyor. Şimdi e, bu olup bitenler karşısında e, Türkiye yönetenlerde olmayan sağduyu toplumda her zaman olmuştur. Bunu hep defaatle tecrübe etmişizdir, yaşamışızdır, görmüşüzdür. Onun için e, bütün bu yanlışlar toplumun sağduyusunu Tekrar devreye sokacaktır, davet edecektir diye ümit ediyoruz hızlanan bir süreçte. Nitekim bu e, bahsetmiş olduğumuz işaretler e, o istikamette hızlı bir gelişmenin başladığını ve büyüyerek devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bu son yapılan operasyonların, HDP üzerinden yapılmak istenen operasyonun muhtemel bir neticesini bizim yine uzun zamandır seslendirdiğimiz ve muhalefet tarafından da seslendirilmeye başlanan erken seçim ihtimalini güçlendirdiğini de e, söylemek mümkün. Ve erken seçim, baskın seçim deniyor. Yapıldığı takdirde ne zaman olacağını henüz daha kestirebilecek durumda değiliz ama öyle bir seçimin gerçekleşme ihtimalinin güçlendiği gözüküyor. Orada o bir fırsat olarak inşallah değerlendirilmelidir milletimiz tarafından. Ve bu kötüye gidiş toplumun sağduyusuyla ve demokrasi içerisinde reyleriyle inşallah durdurulacaktır diye temenni ediyoruz ve tersine çevrilecektir diye temenni ediyoruz. Burada önemli olan muhalefetin bu süreci iyi okuması. Daha evvel de bir yayınımızda ifade ettiğimiz gibi hafta içinde öyle öğrenci andı gibi abes tartışmalara takılmadan işin özünü yakalayıp bilhassa Gergerlioğlu ve HDP operasyonlarıyla oluşan gündemi ve toplumdaki tepki birikimini demokrasi talebini, hukuk talebini, adalet talebini çok iyi görerek onun gereklerine uygun bir strateji takip etmesi. Toplumun talebi ve beklentisi elbette ki her zaman barıştır, huzurdur. Dirlik düzenliktir, birlik beraberliktir, hukuktur, adalettir. Berekettir. Şimdi sükunettir bu iktidarın tek adam rejimiyle birlikte daha da katmerlene kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve hayatın her alanında durumu daha da kötüye götürücü hem iç politikada hem dış politikada uygulamalarının meydana getirdiği olumsuzluklar toplumun beklentisine tamamen ters düşüyor ve toplum rahatsız. Bu rahatsızlık gittikçe büyüyor demokrasi içerisinde bunu aşacağız, aşmalıyız. 23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçimi'ni kimse unutmasın. O seçimden çıkan neticeyi kimse unutmasın. Efendim işte bunlar kaybedecekleri seçim yaptırmazlar. Seçimde yine bir kategori yaparlar. Yine kendilerini öne çıkaracak bir netice alırlar. Her şey ellerinde filan diyenler var. Bunlara çok fazla itibar etmeden hiçbir şekilde ve tartışmaya meydan vermeyecek tarzda bir seçmen iradesini kuvvetli bir şekilde teşekkül ettirme, ettirmek durumunda hiçbir manipülasyon, hiçbir saptırma gayreti, hiçbir oynama teşebbüsü neticeye etkileyemez. 46 seçiminde bunu yapmaya çalışmıştı o zamanki iktidar. Ama 50'de tokadını çok fena bir şekilde yedi ve 23 senelik iktidarını kaybetti. Şimdi benzer bir neticenin takuku hele hele bugünün şartlarında toplumda demokrasi bilincinin eskiye göre çok daha güçlendiği bir ortamda böyle bir neticenin takuku çok daha muhtemeldir. Önemli olan bizim gevşemeden Yılgınlığa düşmeden kararlılığımızı daha da güçlendirerek ve bu meseleyi demokrasi içerisinde aşma irade ve inisiyatifiyle bu talebi seslendirmemizdir toplum olarak. Ve muhalefetin de buna uygun bir strateji takip etmesi, güç birliği yapması ve topluma ümit vermesidir. Bunlar başarılabildiği takdirde Türkiye bu kötü gidişatı durduracak güçtedir. İnşallah bu gidişatın sonu böyle bir netice verecektir. Şöyle tamamlayalım. Gecenin en karanlık anı sabahın en yakın olduğu vakittir. Meşhur söz. Son gelişmeleri de böyle okuyalım ve geleceğe ümitle bakalım. Mücadele azmimizi ve bu durumdan çıkış kararlılığımızı asla zaafa uğratmadan, daha da güçlendirerek önümüze bakalım, yolumuza devam edelim inşallah. Bize düşen vazifemizi yapmaktır. Neticeyi takdir edecek olan Allah'tır. Ama biz eğer e, layık olursak, o beklediğimiz, layık hale gelirsek, e, beklediğimiz olumlu neticelere, Allah da inşallah o beklediğimiz neticeleri bize verecektir. Temennisiyle yayınımızı tamamlayalım. Her pazar 16'da yine birlikte olacağız. Bir sonraki pazar günü yine aynı saatte buluşalım dileğiyle. Ve yorumlarınızı, sorularınızı, katkılarınızı bu yayının altındaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi her zaman ifade ettiğimiz üzere Sosyal medya hesaplarımıza da mesaj olarak gönderebilirsiniz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.